Kavga dövüş yok. Anayasadan doğan demokrasi hakkımızı burada kullanacağız. Arkadaşlar meydana doğru. Gel abi. Meydanda izin var. Meydanda izin. Burası kanun. Toplanma ve basın açıklaması yasağı var. Kanunu bizden iyi bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar meydana doğru. Arkadaşlar lütfen. Hadi burada süpürme olacak lütfen. Arkadaşlar lütfen. Hadi arkadaşlar. Meydana doğru. Arkadaşlar hadi lütfen meydana doğru. Evet arkadaşlar hadi. Basına yardımcı olun meydana doğru. Hadi meydana geçelim. Meydana doğru geçelim. Dikkat edin geri düşebilirsiniz. Ne gösterimizi? Ha yasak kararını gösterin. Nasıl bir yasak kararını? Orada oturma eylemi var. Orada oturma eylemi var. Bunu çekmeniz gerekiyor. Meydana çıkalım. Hayır aslında bize gösterin. İttirmeyin. Tamam devam edin. Buyurun meydana çıkalım. Yasak kararı var. Yasak kararınızı gösterin ya. Bir karar gösterin bize. Yasaksa kararınızı gösterin. Tamam haneniz gelsin o zaman. Ben gitmiyorum. Göz şu kapıyı kapatalım ya. Niye çıkalım meydana ya? Tamam meydana çıkalım. Hayır kararınızı gösterin biz de çıkalım. Zaten yukarıdaydınız, niye aşağı indiniz? Hani orada bir oturma eylemi var be. Bizim çekim yapmamız gerekiyor. Bu mesleğimiz, bu bizim çekim yapmamız gerekiyor. Olay var orada. Orada basın açıklamasını gerektiren sizin çekim yapmanız gerekiyor. Oturma eylemi var. Buyurun. Oturma. Kararınızı gösterin. Arkadaşları alın. Hayır bizi neden atıyorsunuz? Bu kararı gösterin. Bu alanı bize bir çalışma alanı bırakın burada. Çıkın. Hayır biz siz bize bırakıyor musunuz çalışma alanı? Hanımefendi siz de çıkar mısınız? Ben de basayım. Ya ama zorluk çıkarmayın. Vallahi biz de emin kuluyuz. Ama orada bir oturma. Ne yapıyorsun? Kolunu niye büküyorsun? Kolunu niye büküyorsun? Bırak kolunu. Buyurun. Gitme. Gidiyoruz zaten. Aa, hadi devam et. Hadi. Kapat kardeşim kapıyı. Kapat. Bravo size. Avukatlar kaldı. Ya göz atma. Orada 10 milyon metreküpü altında, üstelik zehirli ve ağır metalli liç yığının altında 9 adet canımız söz konusu. Bu kişilerin vefat haberini bekliyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekir. Orada sadece 9 kaybımızın olması gene oradaki çalışan maden işçileri sayesindedir. İşçiler aynı gün içerisinde oradaki olağanüstü çatlakları fark etmiş, maden işletmesine baskı yapmış ve zorla sahanın sadece bir kısmını kapattırmayı başarabilmiştir. Burada bu toprak kayması değildir. Zehirli ve ağır metal içeren liç yığınının çökmesidir. Ve çöktüğü anda 33. kata ulaşıldığı söylenmektedir. 13 ila 25 katın üzerine çıkması bilimsel olarak tehlikelidir ve mümkün değildir. Üstelik söz konusu arazinin yapısı eğim olarak uygun da değildir. Burada göz göre göre bir ekokırım suçu işlenmiş bulunuyor. Bu ekokırım suçu işlendikten sonra hala maden işletmecilerinin mal varlıklarına el konulmuş değil. Cemalettin Hoca'nın da söylediği gibi oranın zaten rehabilitesi mümkün olmasa da bütün zararın en aza indirilmesi için en azından siyanürün, ağır metallerin fıratlarına ulaşmaması, oradan da uluslararası suya karışmaması için elden gelinen bütün tedbirlerin alınması gerekmekte. Bunun için de milyonlarca dolarlık bir masraf edilmesi gerekiyor. Buna rağmen hala
bu iki şirketin, Çalık Grubu'nun ve Ana Gold'un hiçbir mal varlığına herhangi bir tedbir işlenmemiş durumda. Bunun yerine orada yıllardır tek başına bu kaza olmasın diye mücadele eden aktivistleri kendi köyüne dahi girmesini yasaklayan mahkeme kararları veriliyor. Yapılması gereken İliç Madeni'nin çevre lisansının ve izninin iptali değildir. Bu sadece kamuoyuna göstermelik yapılan geçici bir iştir. Zaten 2 yıl önce de bir siyanür çıkışı nedeniyle o lisans gene iptal edilmişti. Milyonlarca liralık cezalar kesilmişti. Ama bu milyonlarca liralık cezalar o madenin karının yanında bir hiç olduğu için 2 ay sonra o lisans tekrar edinildi ve 2 ay sonra tekrar bu maden işletmeye açıldı. Bu madende 2 kere kapasite arttırım için ÇED süreci işletildi. Bu ÇED davalarında meslektaşlarımız ter döktü, derdini anlatmaya çalıştı ama idare mahkemeleri, Danıştay, bakanlık bunlara gözünü kapadı ve buradaki mücadeleye her zaman ket vurmak istedi. Şimdi burada eski bakanın söylediğinin aksine ÇED sürecinin toprak kayması değil ama bu siyanürlü zehirli yığının çökmesiyle çok ilgisi vardır. Bu ÇED raporunun altında imzaları olan bakanı, idarecisi, mahkemesinde bu ÇED raporlarına ilişkin olarak aleyhe karar veren hakimlerine kadar, maden işletme müdürlüğündeki denetim görevlerini yapmayan tüm memurlarına kadar, şirket sahipleriyle beraber onların da asli fail olarak yargılanmasından başka bir çare yoktur. Çünkü bu lisans daha önce zaten iptal edildi ve akıl başa gelmediği görüldü ki 2 yıl sonra bunun çok daha üstünde, çok daha büyük bir felaketle sonuçlandı. Başta Artvin'deki Hod Madeni olmak üzere bu şirketlerin bu ülkede işlettiği tüm madenler derhal kapatılmalıdır. Çünkü belli ki bu şirketler maden işletmeciliği yapma kudretine sahip şirketler değiller. Burada ne gerekli iş güvenliği önlemlerini alıyorlar ne de gerekli çevresel etki değerlendirme süreçlerini göz önünde bulunduruyorlar. Derhal kapatılmalı, kamu görevlileri ve bu soruşturmada asli fail olarak dahil edilmeli ve zararın en azından olabildiğince asgari noktaya indirilebilmesi için gerekli temizlik faaliyetlerinin yapılması için de tüm mal varlıklarına el konularak bir an önce siyanürlü ve özellikle ağır metal içeren bu toprak yığınının Fırat Nehri'ne ulaşmasını ortadan kaldıramayız ama minimal ölçüde ulaşması için elden gelen her şey yapılmalıdır. Teşekkür ederim.